Hazırız. Valla niye? Sound mı bilmiyorum. Ay şeydi böyle retro değil diyor Fabio, boşver şey yapalım. Başka bir yere gidelim. Ya şöyle bir şey olabilir aynen, bilmiyorum ki. Hani biz de retrocuyduk kaç yıldır yani. Ama siz tanışıksınız, ben soğuk buluyordum. Hayır ama ben mesela o B odasını çok seviyordum, objektif söylüyorum. Ben orayı özellikle sevmiyordum. Aa öyle mi? Kulaklıklarla çalışma tecrübesi güzel bir tecrübeydi. Bir hafta her gün çalıştık. Günde herhalde minimum 5 saat çalıştık. O 5 saatten sonra herhalde bir hafta her gün 5 saat çalışsaydık çok yorulurduk. Ama bu çok iyi geldi ve bize kamp gibi oldu. Bence Abbey Road'da falan işte hücum kayıt böyle yapılıyor yani. Biz de aynı şeyi yarattık burada. Zaten Barış bu işin içinde bayağı büyük bir şekilde yer aldığı için ben çok mutluyum. Zaten kendisi davulcu, davulculuk geçmişi benim kadar var. O yüzden ne istiyorsam anında işte trumpet, splash, tonlama falan çok rahattım ve kulaklık sistemi de kesinlikle çok iyiydi, çok rahat. Yani grubun akustik davulu duyması, hissetmesi konusunda biraz şey olabilir. Hani zorlanma kısmı olabilir ama bence istediğim an duyduğum hiçbir sıkıntı olmadı yani. Daha artısı çok çok fazla yani. Akustik davulun yüksekliği bir kere bence çalışmayı etkiliyor. Yani oturun 5 saat çalışılmaz bence. Yani o koca enstrümanla. Ve biz 5 saat, 6 saat rahatlıkla çalıştık. Yani ufak aralar vererek bayağı gidebildik yani. O yüzden kulak sistemi çok önemli bence ya. Yani kulak sağlığı açısından böyle uzun süre davulda çalışmaktan daha iyi bir fikir ve kulaklıkla çalışmak. Bir de çoğu gitaristin şey korkusu vardır böyle. Hani abi ben amfiden duymak istiyorum kendimi diye kulaklıkla aynı tadı alamıyorum konusu var ama şey durum var burada. Abi sen iyisini yememişsindir onun. Ben o yemeği sevmiyorum diye bir şey yok. Sen onun iyisini yememişsindir. Hani hem kulaklık hem de onu yapan kişi. Hani kişiyle yani. Alakalı gayet şey. Hani uzun vade çalışabilmeyi mümkün kılıyor. Bu şey, bu setup. Başka bilmiyorum, gayet sağlıklı bence. Ya ilk etapta aslında biraz zorlandım ben çünkü ilk defa Onur'la birlikte çalıyoruz. O yüzden mi zorlandım? Davulu hissetmeden, duymadan birazcık zor oldu ama sonra davulu görebileceğim bir açıya geçtiğim zaman çok rahatladım. Evet, doğru, ve yani üçüncü günde falan aslında tamamen alışmıştım. Biraz zorlandım ama sonra şey, çok rahat ettim. Evet yani. Ama şöyle bir şey var, hepimizi böyle daha temiz çalmaya iten bir... Evet, böyle ufak bağımlılık yaptı yani. Hani şey, ne bileyim... Çalışıp gelmeden... Evet yani herkesin hatasını ayna gibi böyle duyuyorsun. Her şeyi böyle ne bileyim işte... Aa, yedirme yok yani, evet. Yediremezsin, evet öyle bir şey. Ki yedirme yani benim olayımdır. Bilmiyorum, çıplak çalsak, direkt stüdyoya girsek kulaklıksız. Çıplak çalmak istemiyorum. Onu kayıt altına aldım. Karakterim değişti yani. Karakterimi bozdu. Caner'in karakterini. Bundan sonra hayatta daha dikkatli davranacağım. Anneme babama daha çok saygı gösterdi. Saygı. Daha dikkatli davranacağım. Şimdi hakikaten şey diyeceğim, kulaklıksız provaya girsek herhalde rahatsız oluruz yani, bilmiyorum. Bu kadar çalışamazdım. Evet, olmaz, aynen. Kulaklıklarım da uyuyacak. Sinirler gerilirdi yani bir süre sonra. Ya bir kere Onur'un aralarda boşluk doldurması... Davula ilk başlamış çocuk gibi boşluk doldurmaları. Herhalde kafamızı sikâda aldı. Onları kaydetsek oradan bir albüm çıkar aslında. Bir de şey de ya, kulaklığı çıkardığın anda davulu duymama lüksü var ya. Tabii işte, o abi, güzel bir şey. Onur başladı diye Onur'a madem yardım ediyoruz, ben de yardım. Onur'u seviyoruz. Onur bir de sıkılınca çıkıyor ya odadan. O iyi. Bakıyorsun yok adam. Protesto ediyor. Tam protesto ediyor. Hadi abi bir daha giriyor muyuz? Tamam. Hadi. Tamam. Aa, Onur yok. Ne yapalım, sigara içelim. Olsun olsun. Varsın olsun. Sana aitim, sen seversin. Olsun olsun, nasıl olsun hikayemiz.
biz. Sen seçersin. Olsun olsun, öyle olsun. İradesiz böyle gidersin.